Akademi Direksiyonu'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Elif. Bugünkü temel eğitim videomuzdan herkese selamlar. Bugünkü videomuzda sizlere manuel aracımızın pedalların ve kullanımlarından bahsedeceğiz. Pedallarımız 3'ten oluşmak üzere 1 debriyaj, 2 gaz, 3. de fren arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sol ayağımızı sadece debriyaja basmak için kullanıyoruz. Sağ ayağımızı da fren ve gaz için kullanıyoruz. Sol ayağımızda kesinlikle freni kullanmıyoruz. Sol ayağımızı dediğimiz gibi sadece debriyajda kullanıyoruz. Debriyajdan kaldırırken ayak topuğumuzun yere basması gerekiyor. Yavaş yavaş topuğumuz sabit yerde kalması gerekiyor. Sol ayağımızı kesinlikle frene basmıyoruz. Freni sadece sağ ayağımızla gaz ve freni kullanıyoruz. Sağ ayağımız frenle gazın ortasında sabit kalarak topuğumuzu yerden hareket ettirmeden sadece ayağımızın üst parmak bölümlerini hareket ettirerek ikisini aynı anda kullanmış oluyoruz. Debriyajın özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Debriyaj motordaki kuvveti tekerleklere iletmek için kullanılan bir alet. Debriyajı kaldırırken veyahut da vites atarken kesinlikle debriyajı sonuna kadar basmadan hiçbir şekilde vites atmıyoruz arkadaşlar. Durmak istediğimiz zaman mutlaka debriyajı aniden sonuna kadar basmamız gerekiyor. Ondan sonra frene basmamız gerekiyor ki debriyajı kullanmadan frene basarsak aracımız istop edebilir. Gazdan bahsedeceğim. Gaz pedalına aniden basılmaz. Yavaş yavaş basmamız gerekmektedir. Yavaş yavaş basarken de aracın panelindeki devir saatine bakarak aracın motorun sesini dinleyerek basmamız gerekiyor. Gaz pedalına bastıkça bu göstergedeki yükselme olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Fren dediğimiz ayak frenimizden oluşuyor. Ayak frenini pedala bastığınız zaman bütün tekerleklerin aynı anda dönüşü duruyor. Acil durumlarda debriyaj pedalını bastıktan sonra frene basıyoruz ki debriyajı birden sonuna kadar basarsak aracımız istop edebilir arkadaşlar. El freninden bahsedeceğim arkadaşlar. El freni de aracın kaymamasını engellemek için yapılan bir frenlemedir. Aracımızı park halinde bıraktığımız zaman mutlaka el freni çekmeliyiz. Veyahut da herhangi bir rampada durduğumuz zaman mutlaka el freni kontrol etmeden kesinlikle aracımızdan inmememiz gerekiyor. Genelde tüm araçlarda ABS sistemi bulunur arkadaşlar. ABS sistemi de kaygan zeminlerde, ABS fren sistemi de genelde yağışlı havalarda otomatikman frene basıldığında devreye girer ve aracın kızaklama yaparak durmasını sağlar. Çok daha emniyetli bir duruş sağlanır arkadaşlar. Genellikle tüm araçlarda ABS fren sistemi bulunur arkadaşlar. ABS fren sistemi nedir? Yağışlı ve kaygan zeminli havalarda aracın frene basıldığında kızaklayarak durmasını ve daha güvenli bir, emniyetli bir duruş sağlar arkadaşlar. Direksiyon simidinden bahsedeceğim arkadaşlar. Direksiyon simidinizi tutarken ellerimizi çok sıkmamamız gerekiyor. Çok sıkarsak bu da çok hata yapma olasılığını yükseltiyor. Burada 9'u çeyrek geçe pozisyonunda tutuyoruz. Bu şekilde tutarsak daha rahat bir manevra yapabiliriz. 2-1 Son olarak direksiyonu çevirirken ellerimiz direksiyonun ortasında değil de yine 9 çeyrek dediğimiz mantıkla dışarı taraftan direksiyonun ortasından tutmadan çevirerek sağlıklı bir çevirme olur arkadaşlar. Kontak anahtarından bahsedeceğim arkadaşlar. Kontak anahtarının üzerinde 3 tane düğme oluşuyor. Bu düğmelerden bir tanesi aracımızı açıyor, bir tanesi de kilitliyor, diğeri de bagaj kapağını açıyor arkadaşlar. Size aktaracağım bilgiler bu kadardı arkadaşlar. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. Bu tarz videolar için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Emniyet kemerlerinizi bağlamayı unutmayın. İyi günlerde kalın. Güvenli sürüşler dileriz.